sorusu. Dark Lord kostümü hangi karakterimize aittir? Cevaplar kopya çekmeden yorumlar kısmına. Bugünkü videomuz gerçekten çok çok hoşunuza gidecek ve ilginizi çekecek bir video olacak. Bugünkü videomuzda iki konu üzerinde duracağız. Birinci konu bu fotoğraf üzerinde. Diğer konu da Brawl Stars gizem severleri ve VKBRL severleri ilgilendiren bir konu. Topluluk yöneticimiz Dani bir paylaşımın altına bir cevap verdi. Aslında o cevabı görünce aynen şu şekilde oldu. Şaka yapıyor olabilir mi ya? Ama gerçek de olabilir. Ama şaka oldu da belli olmuyor ki. Ama gerçek olma ihtimali de olabilir gerçekten şimdi burada. Şaka mı gerçek mi? Yani kafam karıştı. Şu an kafam karıştı. Aynen böyle oldum. Burada bir durum var. Buradaki durum gerçekten çok ilginç bir durum. Çünkü burada bir sayı yazıyor. Ters çevirdiğimiz zaman 19 oluyor. Böyle baktığımız zaman 61 oluyor. Yani burada Trabzonspor'un şampiyonluğuna bir gönderme yapılmıyorsa muhtemelen 61 de olabilir, 19 da olabilir. Ama 19'una baktığımız zaman yine bir cumartesi gününe denk geliyor. Yani burada niye öyle 19 yazılmış olabilir, 61 olabilir? Yani şimdi birazdan ona da bakacağız. Çünkü dedim ya, iki konu da aslında bu. Brawl Stars gizemleri açısından daha sezonumuz gelmeden önce paylaşılan bu fotoğraf yine bizim dikkatimizi çekti. Ben ne demiştim? Yukarıdan böyle meteorun geçtiği bir fotoğraf vardı biliyorsunuz ki. Orada biyodoma doğru gidiyordu. Demiştim ki bu fotoğrafta bir aykırı durum var. Yani martılar uçarken öyle günlük güneşlik durumda yukarıdan meteorun gitmesi, yani bu fotoğrafta bir detay olabilir diye düşündük. İşte bugünkü teorilerimizde buna da bakacağız. Gelelim topluluk yöneticimiz Dani'nin verdiği ilginç cevaba. Şimdi bu fotoğraf hatırlıyorsunuz. Geleli bir hafta falan olmadı. Yani yaklaşık bir hafta içerisinde falan paylaşıldı. Yani çok çok uzun zaman olmadı yani paylaşılalı. Şöyle baktığımız zaman bir bilmece verildi. Bilmecede öyle bir şey yazıldı ki bu bilmecenin cevabı istendi. Bir arkadaşımız da aslında bu bilmeceye bir cevap verdi. Bu arkadaşımızın verdiği cevabı da Dani cevap verdi. Evet, biraz karışık olmuş olabilir ama birazdan her şey yerli yerine oturacak. Şimdi bilmecenin altında inanılmaz şeyler vardı. Yani bilmeceyle alakalı cevaplar vardı ama arkadaşımız bu bilmeceye mantıklı, gerçekten mantıklı bir cevap verdi. Dani de o mantıklı cevaba mantıklı bir cevap verdi. Peki bu bilmecede ne yazıyor? Hemen bakalım. Burada diyor ki bilmece 5 kişilik bir grup. Bakın her satırı mutlaka aklınızda tutun. 5 kişilik bir grup artık yaşamıyor. Hepimizi bulacaksın Rockwell Brawl'da. Yani burada Kaya Savaşı haritası. Rockwell Brawl bir kaya haritamız, oyundaki haritamız, ismi de Kaya Savaşı. Hepimizi bulacaksın Rockwell Brawl'da diyor. Şimdi arkadaşımız da buna diyor ki bilmecenin cevabı VKBRL diyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya arkadaş ne alaka? Ne alaka değil. Aslında arkadaşımızın verdiği cevap da mantıklı. Şöyle biraz mantıklı düşündüğümüz zaman hak da verdim kendisine. Şimdi arkadaşımız burada diyor ki 5 kişilik bir grup derken bilmecenin cevabı VKBRL. Yani 5 kişilik bir grup da WKBRL. Yani her harfi bir kişi olarak alıyor. 5 kişilik grup. VKBRL. Yani 5. 5 kişilik bir grupta harflerden bahsettiğini söylüyor. Artık yaşamıyor derken yayın zaten yaşamıyor şu an. Yayının bittiğini söylüyor. Hepimizi bulacaksın. Şimdi burada hepimizi bulacaksın derken ne diyor peki? Diyor ki hepimizi bulacaksın Rockwell Brawl'da. Yani Rockwell Brawl'u şu şekilde baktığımız zaman hepimizi bulacaksın burada diyor. Şimdi ben nasıl bulacağım burada? Mantıklı olarak gidersek şöyle. VKBRL, yani harfleri çıkarttığımız zaman VKBRL olduğunu görebiliyoruz mesela burada. İşte bu şekilde baktığımız zaman da Dani'nin verdiği cevap da burada gördüğümüz üzere alkışlıyor. Bilmeceyi çözdün diyor. Ama işte burada Dani acaba bir şaka mı yapıyor? Gerçekten bunun cevabı VKBRL mi? Şimdi gerçekten bir bilmece soruluyor. Ve buradaki bilmeceye baktığımız zaman zorluk seviyesi 4 olarak gördüğümüz zaman da 19.04. Yani şimdi burada bir mantıksız bir teori de olabilir. Nisan. 19 Nisan'da başladı ya. 4. Yani 4 yıldız işaretli zorluk seviyesinde. Şimdi bazen gerçek de olabilir mi diye düşünüyoruz. Şimdi topluluk yöneticimizden ne diyor bize? Diyor ki her paylaşılan fotoğraf detay içermek zorunda değil. Bunlar arada eğlence amaçlı da paylaşılıyor. Ama biz bunu bilmiyoruz ki. Eğlence amaçlı paylaşılan fotoğraflar var mı yok mu? Yani bir fotoğraf acaba eğlence amaçlı mı paylaşıldı? Gizem veya detay mı var? Biz bunu bilemeyiz. O yüzden her fotoğraftan gizem ve detaylara bakıyoruz yani bu şekilde. Ama bu iki arasındaki duruma
baktığımız zaman özellikle arkadaşımız gerçekten güzel bir teori üretmiş. Ama buradaki asıl soru, Dani burada şaka mı yaptı, gerçek mi söyledi? Şimdi artık şaka da yapsa artık bizim için bu heyecanlandırıcı bir durum oldu arkadaşlar. Yani buraya da baktığımız zaman Rockwell Brawl'da hepimizi bulacaksın. 5 kişi olduğunu söylüyorlardı. Mesela buraya baktığımız zaman 5'li bir grup, hepimizi burada bulacaksın. VKBRL. Gerçekten ilginç ve değişik bir teori oldu. Bu şekilde karaladığımız zaman da güzel bir durum çıktı. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafımız ne? İv bugün oyuna geldi. Brawl Pass alanlar var mı bilmiyorum. Alanlar varsa yorumlar kısmına yazsınlar. Herkese şimdiden çok güzel bir sezon diliyorum. Umarım istediğiniz bir sezon olur. Bol bol karakter çıkarttığımız bir sezon olur. Şimdi İv gelmeden önce bu fotoğraf paylaşıldı. Ve İv yarın geliyor 30. kademede şeklinde bir durumdan bahsedildi. Şimdi buraya baktığımız zaman İv çok çok küçük bir karakter. Yani teleskop gibi, böyle mikroskop mu diyorlar artık, büyüteç mi? Öyle bir şeyle bakıyorlar arkadaşlar. Ve orada yavrularına ders veriyor. Ve yavrularına verdi dersi de Albay Ruffs üzerinden yapıyor. Yalnız şöyle yakınlaştırdığımız zaman Among Us karakterine de benziyor. Yani şöyle bakın, hemen şöyle yukarı kaydırayım. Hak veren olacaktır illaki. Among Us karakterine de benzettim ben. Alt tarafta bir şey var. Böyle M harfi var. Üzerinde iki tane çizgi var. Onu görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi burada ilginç taraf ve bu fotoğrafı aslında ben şu şekilde ters de çevirdim. Şimdi buraya baktığımız zaman burada Win yazıyor. Orada no başka bir şey yazıyor. No'nun yanındakini göremiyorum. Orada bir 4 durumu var. Şimdi 4 durumu 2 var. Bakın burada bir 2 yazıyor. Burada bir 4 yazıyor. Şimdi 24. 24 birleştirdiğim zaman ne olabilir? Mesela 19 yazan var burada. Şurada bir 19 var. Şöyle baktığımız, ters çevirdiğimiz zaman 61 de olabilir. Az önce dediğim gibi Trabzon'un şampiyonluğunu falan kutlamıyorlarsa eğer 19'a işaret olabilir. Şimdi bu 19 bizim için ilginç olabilir. Arkadaşlar 19. Bu ayın 19'u hangi güne denk geliyor? Şöyle kaydırıp bir baktığımız zaman ayın 19'u 19 Mart bir cumartesi gününe denk geliyor. Ha, şimdi burada kafalar bir karışıyor. 19 Mart cumartesi gününe denk geliyor. Şimdi peki şuraya baktığımız zaman burada bir 24 var. 24'ü ne zamana denk geliyor? 24'ü de bir perşembe gününe denk geliyor. Yani bu 24 de olmayabilir. Burada 2 ve 4 ne anlama geliyor olabilir? Şimdi 4 Nisan, 04 Nisan da olabilir. Mart'tan sonra Nisan var. Acaba 2 Nisan hangi güne denk geliyor? Ona bir bakalım arkadaşlar. 2 Nisan da yine cumartesi gününe denk geliyor. Ha, şimdi 2-4, yani 2-4 dediğimiz zaman 2 Nisan'da yine bir cumartesi gününe denk geliyor. Yani kafalar burada oldukça karışık. Şimdi burası 19 olsa diyelim. Hadi burası 19 arkadaşlar. 19'da olduğunu düşünürsek 19'unda acaba hani burada verilen tarihler, yani burada bir tarih de değil, burada sadece bir sayı vermişler. Yani başka da bir şey yok aslında. Teori üretiyoruz şu an. 19'unda bir Brawl Talk olabilir mi diye düşündüğüm zaman şahsen bana göre çok çok erken. Yani daha bugün başladı sezonumuz. Sezonumuzun bitmesine de bayağı kalmış oluyor. Yani gerçekten bilmiyorum. Şimdi son Brawl Talk'ta ne zaman görüşeceğimizi söylemediler. Nisan'da mı görüşeceğiz dediler. Mart'ta mı görüşeceğiz dediler. Bilmiyoruz ama ben şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle Nisan ayında, yani biliyorsunuz ki VKBRL'nin doğum tarihine doğru tekrar gidiyoruz arkadaşlar. 19.04 biliyorsunuz ki. Yavaş yavaş oraya da gidiyoruz. Acaba ondan önce bir Brawl Talk alma ihtimalimiz olabilir mi? Olmaz mı? Yani bunlarla alakalı zaten dedim ya, her paylaşılan fotoğrafı inceliyoruz diye. Yani olacaksa bile kıyıdan köşeden böyle bir ipucu belki alabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada aşağıya bir de yeni kanalımızın linkini koydum. Yorumlar kısmında sabitledim. Oraya gidip oraya da bir abone olursanız, videoları izleyip nerede like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Burada Brawl Stars videoları tam gaz devam edecek. Orada da diğer oyunların gizemleri, hikayeleri, gameplayleri orada da o şekilde devam edeceğiz. Şimdiden hepinize teşekkür ederek bugünlük sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.